Subutay çok öfkeli. Kendini buraya ait hissetmiyor. Umarım bu öfkenin üstesinden gelir. İlk geldiğinde sen daha öfkeliydin. İnsanın yurdundan ayrılması kolay değil. Yoldaşlığın olmasaydı öfkem hiç geçmeyebilirdi. Merak etme. Bir gün o da öğrenecek. Henüz kılıç tutmayı bile bilmiyorken kendini Moğol ordusunun içinde buldu. Yabancısı olduğu topraklarda zorlu eğitimlerden geçerek kısa sürede büyük bir komutana dönüştü. Moğol İmparatorluğu'nun sınırlarını hiç olmadığı kadar genişletti ve adının asırlar sonra bile hatırlanmasını sağladı. Bu, aklını kalkan, cesaretini ise kılıcı yapan bir adamın, Cengiz Han'ın Türk komutanı Subutay'ın hikayesi. Subutay ve Cebe liderliğindeki Moğollar kazandıkları zaferlerin ardından önce alan daha sonra da Kıpçak topraklarını neredeyse hiçbir mukavemet görmeden istila ettiler. Yenilginin haberini nasıl bu kadar çabuk aldılar? Toparlanıp kaçmak vakit ister. Köten Konca'ya kurduğumuz tuzağı öğrenmiş olmadı. İstedikleri yere gitsinler. Destek birliği gelince işlerini tamamen bitireceğiz. Tabii sen arkamdan iş çevirmeye bırakırsan. Bana danışmadan kararlar alamazsın. İstediğim kararı alırım Cem. Kimseye de hesap vermek zorunda değilim. Ah!
Biraz daha devam etseydik, seni kök tanrıya kavuşturacaktım. Kendi suretini görsem böyle söylemez. İlk geldiğim günden beri bana olan nefretiniz, öfkeniz hiç bitmedi. Birbirinize hep yoldaş oldunuz. Hep beni yalnız bıraktınız. Sen bu konuda dert yanacak son kişisin Subutay. Çocukken hep Cengiz'in gözünde farklı bir yerim vardı. Biz kendimizi kanıtlamak için mücadele ederken sen abin sayesinde hep bir adım önümüzdeydin. Çelmen'in abim olması hiçbir şey değiştirmedi. Hepimiz aynı yollardan geçtik. Ben yıllarca size kendimi ispat etmek için tek başıma çabalayıp durdum. Savaşlara girdim. Zaferler kazandım. Bana olan tavrınız bir gün değişir sandım. Beni Türklüğümle kabul edip aranıza alırsınız sandım. Sizse bütün bunları günün birinde Cengiz'in yerine geçmek için yaptığımı düşündünüz. Kim yemeğini paylaştığı insanları ihanet edebilir cebe? Kim uğruna ölümü göze aldığı insanları bunu yapabilir? Komutanım, Köten Han ve ordusu Galicia Knezi Mstislav'ın yanına sığınmış. Baba. Sana bir şey oldu diye çok korktum. Ben iyiyim kızım. Ama ülkemiz yıkımın eşiğinde. Görüşmeyeli uzun zaman oldu. Hoş geldin Köte Han. Oturalım lütfen. Galiç Knezi Mstislav Mstislaviç. Namı diğer Cesur Mstislav. 1193-1203 tarihleri arasında Kıpçaklarla yaptığı savaşlarda kazandığı ün sayesinde bütün Rusya'ya nam salmıştı. Bu savaşlardan sonra taraflar barış anlaşması imzalamış ve anlaşmanın kalıcı olması için de Köten Han'ın kızı Maria ile evlenmişti. Her yeri yakıp yıktılar. Kaç kişiler? Şimdilik 20.000. Ama bu sayı destek birliği geldiği zaman 100.000'i bulacak. Ve o zaman işimiz daha da zorlaşacak. Halkın topraklarıma yerleşebilir. Sen de bizimle dilediğin kadar kalabilirsin. Bundan onur duyarım. Ben buraya sığınma talep etmeye değil, Moğollara karşı birlik olmamız gerektiğini söylemek için geldim. Emrimde hala 20.000 adam var. Eğer güçlerimizi birleştirip karşılarına çıkarsak onları durdurabiliriz Mstislav. Köten Han'ın Rus knezlikleriyle ittifak kurmak için bir ümidi vardı. Çünkü Mstislav damadıydı. Eğer onu savaşmaya ikna edebilirse diğer knezliklerin de kendilerine katılması muhtemeldi. Knezler yıllarca savaştıkları Kıpçaklarla beraber hareket etmek istemezler. Biz de aynı hatayı yaptık ve Gürcülerle ittifak kurmadık. Ve sonuç ortada.
Daha 4 ay önce ziyaret ettiğim Kıpçak toprakları artık Moğolların Mistislav. Aynı şeyi burada da yaşamayacağımızın bir garantisi yok. Peki. Bu ittifak için elimden geleni yapacağım. Yalnız senden bir isteğim olacak. Moğollarla işimiz bittiğinde diğer knezlikleri otoritem altına toplamak için senden destek istiyorum. Eğer tüm Rusya'ya hükmedebilirsem bu senin de yararına olur. 9. yüzyılın sonlarında Slav kabileler ve Normanların birleşmesiyle ortaya çıkan Kiev Knezliği, içinde güçlü bölgesel yönetimlerin bulunduğu basit federatif bir yapıya sahipti. Bu bölgesel güçler de yine Knez adı verilen derebeyleri tarafından yönetilirdi. Ve hepsinin en büyük hayali Büyük Kiev Birliği'ni yönetmek ve diğer Knezleri hakimiyeti altına almaktı. Bu güç mücadelelerine rağmen Kiev Knezliği parçalanmamıştı. Çünkü ortak dilleri, gelenekleri onları bir arada tutmaya yardımcı oluyordu. Ayrıca bu dönemde Rus milleti oluşmaya, Hristiyanlığın kabulünden sonra da milli birlik sağlanmaya başlamıştı. Mistislav da diğer Knezler gibi Kiev'i kendi hükümdarlığı altında birleştirmek istiyordu. Ama önce Moğol sorununu çözmeliydi. Bu yüzden de diğer Knezleri Moğol tehlikesine karşı ittifak kurmak için bir toplantıya çağırdı. Rus Knezlikleri ve Kıpçaklar ittifak kurmak için diplomatik temaslarını sıklaştırırken Moğol birlikleri ilerleyişine devam ediyordu. Karadeniz'in doğusundaki bütün yerleşim yerlerini yok eden Moğollar, gözünü şimdi de Kırım Yarımadası'nın zengin şehirlerine çevirmişti. Meydan tamamen Moğollara kalmıştı. Deyim yerindeyse ellerini kollarını sallayarak her yeri yağmalıyorlardı. Bu yağmanın nereye kadar devam edeceği artık bu noktadan itibaren Rus Knezlikleriyle Kıpçakların yapacağı toplantıya bağlıydı. Moğollar Kırım'a ulaştı. Durmaya da niyetleri yok. Bu tehdide karşı eğer beraber hareket etmezsek yakında sıra bize gelecek. Kıpçakların alanları savaş meydanında yalnız bıraktığı herkesin malumu. Aynısını bize yapmayacaklarını nereden bileceğiz? Konçak emirlerinin dışına çıktı. Ve Subutay'ın oyununa geldi. Kafasına göre hareket etmenin bedelini de canıyla ödedi. Öyleyse sen komutanını bile sözünü dinletemeyen bir hükümdarsın. Laflarına dikkat et. Yeter. Moğollar ülkesini yakıp yıkmışken Köten Han neden bize ihanet etsin? Kendisi sözünün eri bir adam. Ve ben ona güveniyorum. Buraya geleceği bile belli olmayan bir ordu için askerlerimi tehlikeye atmayacağım. Söyleyeceklerim bu kadar. Yürü haklı. Moğolların bize saldıracaklarını nereden biliyoruz? Belki de tek dertleri Kıpçaklardır. Bugüne kadar toprakları işgal edilen tüm hükümdarlar bir zamanlar Moğolların kendilerine dokunmayacaklarını sanıyorlardı. Ama yanıldılar. Emin olun gelecekler. Yardım etmezseniz bugün biz öleceğiz. Yarın da siz.
Komutanım, önemli bir haber var. Cebeni Oyan sizinle görüşmek istiyor. Bir sorun mu var? Destek birliği gelemiyor. Ne demek gelemiyor? Çocuğu yola çıktıktan sonra hastalanmış. Devam edebilecek halde değilmiş. Başımızın çaresine bakmamız gerektiğini yazmışlar. Moğolların başından beri planı şuydu. Subutay ve Cebe önden ilerleyerek gittikleri yerlerde kaos çıkartacaklar ve arkadan gelen Cüci komutasındaki asıl Moğol ordusunun önünü açacaklardı. Daha sonra iki ordu birleşip bütün bölgenin hakimiyetini kontrol altına alacaklardı. Subutay ve Cebe üzerlerine düşen görevi fazlasıyla yapmışlardı ve Dinyeper Nehri'nin karşısına geçerek Cengiz Han'ın oğlu Cüci'den gelecek takviye kuvvetleri beklemeye başlamışlardı. Fakat Cüci ağır bir şekilde hastalanmıştı ve yardımlarına gelemeyecekti. Bu beklenmeyen gelişme Cebe ve Subutay'ın bütün planlarını alt üst etmişti. Ne yapacağız? Kıpçaklar ve Ruslar 100.000'e yakın askerle üzerimize gelecek. Geri çekilmemiz gerekebilir. Bugüne kadar hangi ordudan sayımız daha fazlaydı ki şimdi geri çekileceğiz? Bu sefer farklı Cebe. Asker hep Cücü'nün bize katılacağı moraliyle hareket etti. Destek gelmeyeceğini öğrenince aynı özveriyle savaşmayacaklar. Geri çekilmenin hesabını kimseye veremeyiz. Cengiz Han böyle bir şeyi kesinlikle affetmez. Bu işin sonunda ya düşmanın kılıcıyla ya da Cengiz Han'ın hançeriyle öleceksek. Seni bilmem ama ben ilkini tercih ederim. Cengiz Han'ın aklına hayran olduğu biricik komutanı Subutay'ın bu sefer bir planı yok sanırım. Eğer öyleyse benim yolumdan ilerleyeceğiz demektir. Neymiş senin yolun? Savaştanımız Sultan'ın görünmeyen ordularını arkamıza alıp başka hiçbir şeyi düşünmeden düşmanın üzerine yürümek. Beğen ya da beğenme Subutay. Ama beni yenilmez kılan şeydi bu. Günün birinde senin yolundan yürüyeceğiz Cebe. Ama şimdilik bir elçi gönderip biraz zaman kazanalım. Sonrasına bakarız. Sıkıcı işler. Bana göre değil. Sen yazdırırsın mektubu. Diplomasi kelimesi her ne kadar 18. yüzyılda kullanılmaya başlansa da Cengiz Han 13. yüzyılda henüz kelimeye dökülmeyen bu kavrama çok önem veren bir imparatordu. Ve kendisini temsil eden kişilerden de aynı hassasiyeti beklerdi. Bu yüzden Subutay Rusları savaş dışında bırakmak için önce diplomatik kanalları kullanmak istiyordu. Moğolların diplomasi anlayışı dönemin süper gücü olmalarından dolayı biraz farklıydı. Onlar bir yere saldırmadan önce düşmanlarına çeşitli şartlar ileri sürerek mücadeleden mümkün olduğunca karlı çıkmaya çalışırlardı. Moğolların tekliflerini reddetme cesareti gösterenler de genelde savaş meydanında cezalandırılırlardı. Seni böyle görmeye alışık değilim baba. Toparlan artık. Adamlar göz göre göre geldiler ve her şeyimi aldılar. Keşke daha fazlasını yapabilseydim.
her zaman elinden gelenin en iyisini yaptın. Şimdi de yapıyorsun. Mistislav'ın sana olan güveni tam. Beraber Moğolların üstesinden geleceğinize eminim. Efendim. Moğol elçisi geldi. Prens Mistislav sizi bekliyor. Sen odana git kızım. Gel Kötenen. Bir misafirimiz var. Okuyun lütfen. Bu General Subutay'dan Rus Knezi Mistislav'a bir çağrıdır. Kıpçakların türlü yalanlarla sizi bize karşı kışkırttığı haberini aldım. Oysa sizin topraklarınızda ve köylerinizde gözümüz yok. Bu yüzden bizi Kıpçaklarla baş başa bırakmanızı bekliyoruz. Yakında ordumuza katılacak takviye birliklerle beraber büyük bir harekata başlayacağız. Bizimle barış yapın ve bu harekatın dışında kalın. Konca Ansu Butay'a inanıp savaş alanından çekilmesine şaşırmamak gerek. Baksana, büyülü sözlerle barış teklifi aldığını sanıyorsun. Ama seni açık açık tehdit ediyorlar. Sizinle alakası olmayan bu savaşın dışında kalmanızı bekliyoruz. Bana zor durumda kaldığınız için anlaşma yapmaya çalışıyormuşsunuz gibi geldi. Yoksa ne zamandır beklediğiniz ana ordu hala katılmadı mı size? Ulu Han'ın oğlu Cüci yolda. Çok yakında bize katılacak. Gözcülerim haftalardır bütün güzergahı kontrol ediyor. Ama hala gelen tek bir Moğol askeri bile yok. Bu sözlerinizden Subutay'ın teklifini kabul etmediğinizi anlıyorum. İzninizle. Bir Moğol elçisine dokunmanın bedelinin ne olduğunu bilmiyorsunuz sanırım. Elçi mi? Ben karşımda yalan söylemeyi beceremeyen bir soytırdan başka bir şey görmüyorum. XIII. yüzyıl dünyasında başınıza bela almak istemiyorsanız Cengiz Han'ın elçilerine dokunmamanız gerekirdi. Eğer savaşmak gibi bir niyeti olmasa da elçilerine dokunursanız Cengiz Han dünyayı başınıza yıkardı. Mistislav da farkında olmadan Moğolların bütün öfkesini üstüne çekmişti. Planın işe yaramamış gibi görünüyor. Geri çekileceğiz. Saçmalama Subutay. Adamlar elçimizi öldürdü. Eve dönmeyeceğiz Cebe. Onlara cehennemi yaşatacağız. Aslında Subutay ordunun yorgun olması ve beklenen yardımın gelmemesi nedeniyle savaşmaya çok da niyetli değildi. Çünkü askerlerini seferin devamına ikna edemeyeceğini düşünüyordu. Ancak şu anda Moğol ordugahında bulunan herkes Cengiz Han'a yapılan hakaretin bedelini ödetmek için oldukça motiveydi.
Moğol ordugahındaki motivasyonun bir benzeri de Rusya'da sağlanmıştı. Kafkaslardan kaçıp ülkelerine sığınan binlerce insanın yaşadıklarına en yakından şahit olan Knezler, sonunda yaklaşan tehlikenin farkına varmıştı. Nihayetinde toplantıdan Köten Han'ın istediği sonuç çıkmış ve Knezlerin çoğu Kıpçaklarla olan sorunlarını erteleyip birlikte hareket etme kararı almışlardı. Mayıs 1123'te yola çıkan 80 bin kişilik Kıpçak Rus ordusu, Dinyeper Nehri'ni takip ederek Kırım'da bulunan Moğolların üzerine doğru ilerledi. Emin misin Cemil? Hala öncü birliğin başında başka birini atayabiliriz. Sen orduyu doğuya çek. Gerisini bana bırak. İttifak ordusunun üzerlerine doğru geldiğini haber alan Subutay, askerlerini doğuya çekecekti. Subutay'ın işini kolaylaştırmak isteyen Cebe ise, komutasındaki 1000 kişilik bir birlikle Rus Kıpçak ordusunu oyalayacaktı. Taraflar ilk karşılaşma için çok fazla beklemeyecek ve 1000 kişilik Moğol öncü birliği Dinyeper Nehri'nin yakınlarında Rus Kıpçak İttifak Kuvvetleri'nin önünü kesecekti. Öncü birlikler. Belli ki yol boyunca canımızı sıkacaklar. Belki de bize moral vermeye gelmişlerdir. Kendisinden çok daha kalabalık ordularla çarpışmaya alışkın olan Cebe, ittifak ordusuna kolay kolay telafi edemeyeceği bir vakit kaybettirmeyi başarmıştı. Ancak bu kazancın bir bedeli vardı. Moğol öncü birliği, Rus Kıpçak ordusu tarafından ablukaya alındı ve planlandığı üzere geri çekilme fırsatı bulamadı. Subutay, senin ne işin var burada? Kalk, gidiyoruz. Muharebe alanına ilerleyen orduların önünde öncü birlikleri bulunur. Bunlar en seçkin askerlerden oluşturulmuşlardır. Düşman kuvvetleriyle girdikleri temasta eğer başarısız olurlarsa kendi ordularında büyük bir moral çöküntüsüne neden olurlar. Çünkü o ordunun en seçkin askerleri başarısız olmuşlardır. Tam tersi olarak düşman ordusunda ise kendine güveni artırır. Etrafımızı bir anda sardılar. Ablukadan çıkamadık. Benim hatam. Ortada bir hata yok. Onları oyaladın.
Ve bu sayede orduyu geri çekebilmeyi başardık. Yine de bu şekilde olmamalıydı. Çok adam kaybettik Subutay. O gün geldiğinde çok daha fazlasının hayatını kurtaracaksın. Topla kendini. Şimdi ne yapacağız? Aramızdaki mesafeyi iyice açtık. Yine de Kalkan Nehri'ni geçene kadar doğuya çekilmeye devam edeceğiz. Sonra ne yapacağız biliyor musun Cebi? Savaş tanrısı Sulda'ya sığınacağız. Gün ağarınca yeniden peşlerine düşüp bir an önce bitirmemiz lazım bu işi. Böyle giderse onları bir daha görebileceğimizi sanmıyorum. Bugün Moğollar istediği için savaştık. Yoksa bizim hızımızdaki bir ordunun onları yakalamasına imkan yok. Ne yapacağız peki? Bize oyalamayı başardılar. Ve arayı da iyice açtılar. Öncü ve hızlı bir birlik kurup onları yakalamamız lazım. Kötenan, sen ve askerlerin bizim gibi ağır zırhlı değilsiniz. İçimizde bunu yapabilecek tek kişi sensin. Bu çok riskli. Eğer yetişemezseniz hepimizi öldürürler. Ama başka çaremiz yok. Kaçmalarına izin veremeyiz. Moğolları oyalamanın bir yolunu bul. Ve sakın ölme. Sana söz veriyorum. En çok ihtiyacın olduğu anda orada olacağız. Tekrar harekete geçen ittifak ordusu yoluna ikiye bölünerek devam etti. Hızını arttıran Kıpçaklar yapılan plan doğrultusunda öncü birlik görevi üstlendi ve böylece Köten Han'da Moğollar arasında sıkı bir takip başladı. Moğollar yolculuğu uzatabildikleri kadar uzatmaya çalıştılar ve Köten Han'dan bir hafta boyunca kaçmayı başardılar. Ancak artık nerede savaşacaklarına bir karar vermeleri gerekiyordu. Çünkü Kıpçakların nefesini enselerinde iyiden iyi hissetmeye başlamışlardı. İki ordu arasında toplamda 8 gün devam eden kovalamaca Moğolların Kalka Nehri'ni aşmasıyla beraber sona erecekti. Kıpçaklar sabah nehre ulaşmış olur. Beni duyuyor musun? Tanrı dualarına cevap veriyor mu? Tanrı'nın her şeye bir cevabı vardır. Bildim bileli. Boynunda o kolyeyi taşıyorsun. Bir anlamı var mı?
Moğol İç Savaşı sırasında düşman kabilenin adamları köyümüzü bastılar. Herkesi kılıçtan geçirdiler. Çadırımızı yakarlarken babamla beraber içerideydik. Ben kurtulmayı başardım. Ama o başaramadı. Yanmış çadırımızın içinde sağlam kalan tek şey babamın kolyesiydi. Ne zaman baksam babamı hatırlarım. Ve ondan güç alırım. Peki ya sen? Çocukluğundan beri taktığın bir bileklik vardı. Ne zamandır görmüyorum. Artık takmıyorum. Benim yüzümden sanırım. Git o bilekliği tak Subutay. Ve yarın bir Türk'le bir Moğol'un beraber neler yapabileceğini herkese gösterelim. Kalkan Eğri Muharebesi'nde stratejiyi ağırlıklı olarak Subutay belirlemişti. Savaşılacak yeri o seçmişti. Ordudaki görevlendirmeleri o yapmıştı. Ve saldırı anını da o belirlemişti. Herkesin hamle yapmaktan korkacağı bir günde bütün sorumluluğu üstüne almaktan çekinmemişti. Moğollar Subutay'ın taktik dehasını Cengiz Han'a benzetirlerdi. Hatta bazıları ondan bile daha üstün olduğunu söyleme cesaretini kendilerinde bulmuşlardı. Seferin başından beri yaptıklarına bakılırsa çok da haksız sayılmazlar. Az kaldı cephe. Korkuyor musun? Biraz. Ya sen? Bir Moğol aynı anda hem Tanrı'dan hem düşmandan nasıl korkabilirsin Uzay? Sen yine de dikkatli ol. Bu sefer yardımına yetişemeyebilirim. Moğollardan bir gün sonra 31 Mayıs 1223 yılında Kıpçaklar'da Kalka Nehri'ni aştılar ancak düzen alma fırsatı bile bulamadan pusuda bekleyen Subutay ve adamlarının saldırısına uğradılar. Adına savaşın ilk saldırısını Subutay yaptı. Çarpışmaya henüz dahil olmayan Cebe ise hatların gerisinde sırasının gelmesini bekliyordu. Yeah!
Kalkan Nehri'ndeki mücadele, Köten'in arkadan gelecek olan Rus ordusuna kalkan olmasına ve Subutay'ın da Rus ordusu gelmeden önce Kıpçakları etkisiz hale getirme çabasına dönüşmüştü. Köten'in hazırlıksız yakalanmasına rağmen fena bir savunma hattı kurmamıştı. Ancak Cebe'nin savaşa dahil olması işini bayağı bir zorlaştıracaktı. Saldırın! Moğollar, Cebe'nin de savaşa girmesiyle beraber Kıpçakları kıskaca almayı başardılar ve Köten Han'ın ordusunu tamamen imha edebilecek avantajı elde ettiler. Ancak Mstislav verdiği sözü tutmuş ve Köten Han'ın imdadına yetişmişti. Kalka Nehri Savaşı'nın ikinci perdesi başlamak üzereydi. Subutay sayı dezavantajını ancak ittifak ordusunu parça parça karşısına aldığında aşabiliyordu. Bu yüzden de Mstislav'ın savaş alanına yetişmesi Moğollar için haddinden fazla sorun demekti. Rusların savaş meydanına yetişmesiyle birlikte Subutay deyim yerindeyse en önemli avantajını kaybetmiş ve onun için artık ölümüne savaşma zamanı gelmişti. Subutay ve Cebe nehri geçip can havliyle çatışmaya giren Rusları karşılıyor ve onların Kıpçaklarla bütünleşmesine engel olmaya çalışıyorlardı. Ancak cephe hattındaki sayısal üstünlük giderek ittifak ordusunun eline geçti ve Ruslarla Kıpçaklar Moğolların kurduğu baskıyı kırmayı başardılar. Artık daha fazla asker yitiren taraf Moğollardı. Sana yardım ediyordur. Kazanalım bu savaşı. Cebe! Cebe efsanevi bir komutandı. Sadece varlığı bile savaş alanında askerlerin moralini yükseltmeye yeterdi. Çoğu ordu böyle bir komutanın kaybından sonra dağılırdı. Ancak Moğol ordusu 1000 yılda bir denk gelebilecek bir şekilde savaş alanına iki muhteşem komutanla birlikte çıkmıştı. Ve Subutay, Cebe'nin ölümünden sonra hem orduyu bir arada tutmayı hem de öfkesini Rusların üzerine püskürtmeyi başarmıştı. Moğollar Cebe'nin kaybının da öfkesiyle adeta delirmişçesine savaşmaya başladılar. Sayın Zala'yı tanıdık. Maskeden fazla delirmeyiz.
Biraz daha dayanırsak Kiev ordusu yetişecek. Savaş denge noktasına ulaşmıştı ve bu dengeyi ittifak ordusunun lehine çevirebilme fırsatı şimdi de Kiev Knezi Romanovich'in ellerindeydi. Romanovich takibin en gerisinde kalmış ve cepheye en son gelen Rus Knezi olmuştu. Ancak o ordusunu riske atmak istemeyecek ve savaşa girmeyecekti. Böylece müttefiklerinin kaderini Subutay'ın ellerine bırakacaktı. Romanovich'in savaşa dahil olmamasıyla birlikte Subutay baskıyı iyice arttırmış ve Mstislav'la Kötenhan'a geri çekilmekten başka bir şans bırakmamıştı. Kötenhan ve Mstislav'ın kaçtığını gören Rus knezleri de geri çekilmeye başladılar. Savaşın bundan sonraki kısmı Moğolların kaçmaya fırsat bulamayan Kıpçakları ve Rusları kılıçtan geçirmesi şeklinde devam etti. Tarihte eşine az rastlanır mücadelelerden biri bu coğrafyada gerçekleşmişti. Subutay ve Cebenoyan önderliğindeki 20 bin kişilik Moğol ordusu Kalka Nehri civarında 80 bin askeri büyük bir yenilgiye uğratmıştı. İttifak ordusunun kaybetmesine sebep olarak Romanovich'in nehrin karşısına geçmemesi gösterilebilir. Ama Subutay 20 bin kişilik ordusuyla muhteşem bir strateji izlemiş ve taktik dehasını sahaya yansıtmıştı. Subutay'ın bu muharebede başarılı olmasının en önemli etkenlerinden biri de askerini zafere ve yeteneklerine inandırmasıydı. Zaten Cengiz Han'la kıyaslanmasının en önemli nedenlerinden biri de budur. Subutay ve Cebenoyan birlikte çıktıkları seferde elde ettikleri başarılarla imparatorluğun önünü Balkanlara kadar açmayı başardılar. Subutay, Kafkaslardan döndükten sonra da uzun yıllar boyunca Cengiz Han ve oğlu Ögeday Han'a hizmet etmeye devam etti. Girdiği 65 savaşın her birinden zaferle ayrıldı ve tarihe adını dünyada en fazla toprak kazanan komutan olarak yazdırdı. Moğolların Türk komutanı Subutay, 70 yaşında kılıcını bir kenara bırakarak yurduna geri döndü ve son nefesini doğduğu topraklarda vermeyi tercih etti.